bacaklarımda hafif bir uyuşmayla uyandım. Ve sanki 100 yıllık ulu bir çınar gibi kök salmaya başladım o sabah. Ve ilk kez sağımda, solumda asırlardır durmakta olan diğer çınarları fark ettim. Doğudan hafif bir seher yemi yükseldi. Ve asırlı çınarlar benim aralarına aldılar. Ve 2023'ün ılık bir biçim sabahında yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu beraberce seyre koyulduk. İzmançu bizlerle beraber, biliyorsunuz İzmançu İzmir'deki Boçmoçu severlerin. Cumhuriyetimizin 100. yılını bir gün değil, günlerce, haftalarca, aylarca kutluyoruz. Etkinliklerimizden bir tanesi Barış Manço'nun bir hayalini, bir arzusunu 80 yaşında gerçekleştirmek istediği konseri işte burada gerçekleştiriyoruz. Mutluluyoruz, mutluyuz, heyecanlıyız ve bu etkinlikte emeği geçen Senforak grubuna ve Lale Manço'ya ve İzmanço Derneği'ne teşekkürlerimi sunuyorum. İşte sanatçının ömür boyu değil, asırlar boyu yaşadığının herhalde kanıtı olsa gerek. Barış Manço ölmedi, eserleriyle yaşıyor ve Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmek istediği hayalini işte gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimiz çok yaşasın. Çok yaşasın. Cumhuriyetimiz çok yaşayacak. Çünkü Cumhuriyeti çok yaşatacak. Asırlar boyu yaşatacak gençler var. Bugün Avcılar Belediyesi'nin çatısı altında İzmançon'un da desteğiyle harika bir etkinlikle sizle buluşacağız. Çünkü Barış Manço'nun müzikal vasiyetini gerçekleştirme şansını yakalamış olduk tüm bu organizasyon yapısıyla. Çünkü Barış Manço yıllar önce şöyle bir hayal kuruyor. Biliyorsunuz 2023 isimli bir eseri var. Ve 2023 isimli eserinde diyor ki Cumhuriyet'in 100. yılında 1 Ekim akşamında şöyle senfoni orkestrası da eşliğinde acaba eser ismi seslendirilse ben de sahneye çıkabiliyorsam, hayattaysam çıkabilsem ya da o gün orada anılsam. Böyle bir kendi içinden geçirdiği bir aslında müzikal vasiyeti var. Biz de tüm bu çatının altında bu müzikal vasiyeti gerçekleştirme şansını yakaladık. O yüzden de çok heyecanlı, çok önemli bir konser ve 2023 eserinde Senforak yorumuyla tüm seyirciyle bu akşam buluşturacağız. Peki. Tabii ki Senforak bu akşam sadece 2023 eserini çalmaya gelmedi. Bu akşam 15 eser daha çalacağız Barış Manço'dan. Hepsi Symphonic Rock yorumuyla sizlerle buluşacak. Birkaç tanesi örnek neler var? Gül Pembe var, Nane Limon Kabuğu var. Hatta çok sevdiğimiz, mutlaka olmasını istediğimiz içinde Arkadaşım Eşek de var. Tabii şarkılar o kadar ilginç ki biliyorsunuz zaten Barış Manço'nun tüm yapısı bunun üstüne kurulu. Hiç şarkı yazılmayacak diye düşündüğümüz kelimelerden muhteşem eserler üretmiş. O yüzden de onların bir örneği de Domates Biber Patlıcan'da bugün sürpriz eserlerimiz arasında olacak. Ve 2023'ün ılık bir Ekim sabahında yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu beraberce seyre koyulduk. Thank you.
çok önemli. Yani böyle İzmanço ve Avcılar Belediyesi'nin ortak yayınladık. Barış Manço'nun doğum günü. Yani 80. yaş günü bu, işte yani bu 2023. Ve onun hayalini kurduğu çok önemli bir şeyin gerçekleşmesi bir oldu. İzmanço ve Avcılar Belediyesi birleşerek beni de böyle bir geceye davet ettiler. Çok mutlu oldum. Hakikaten bir hayaliydi gerçekten Barış Manço'nun. Gerçekleştiği için çok mutluyum. Yaşasaydı Barış Manço'nun 80. yaşı olacaktı. Ve de tabii Cumhuriyetimizin de 100. yılı. Ayrıca o Kayaların oğlunun ki bu Cumhuriyet'e yazılmış. Yani bugünkü Türkiye'nin doğuşunu yani çok çetin bir savaştan geçerek geldi Türkiye. Atatürk'ümüze çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Çiğni CHP ilçe başkanımız takdim ediyorlar. Teşekkür ediyoruz. CHP